temizledik, okullarımızı asfaltladık ve kültür sanat atölyemizde, Türk halk müziği sanat korolarımızda, seramik tasarım atölyemizde, halk müziği koromuzda ve birçok etkinlikte Burdur Belediyesi artık daha faal bir hale geldi. Yöresel ürünlerimizi, kadınlarımızı sertifika sahibi yapıp onların satışın içerisinde yer alabilmesi ve el emeğinin para edebilmesi için bazı etkinlikleri de yaptık. Tabii burada biz ulusal bayramlarımıza da sahip çıktık. Hep birlikte yürüdük. Coşku içerisinde kutladık. 6 Mart Ulu Önder Atatürk'ün Burdur'a gelişini coşkulu bir şekilde kutladık. Bunlar bizim için önemli değerlerdi. Çünkü Burdur'un şeref günüydü. Kadınlar Günü matinelerinde, Anneler Günü'nde veya mahalle toplantılarımızda en son toplantımızı 3000'e yakın ablamızla birlikte yaptık eğlencemizi. Gerçekten çok keyifliydi. Önemli olan bir arada olabilmek. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Satrançta birçok uluslararası ev sahipliğine imza attık ve bunların meyvesini almaya başladık. Geçenlerde bir yavrumuz satranç milli takımına seçildi. Bu bizim için çok büyük bir onur. Önünü açmış olduk o çocuğumuzun. Ve o çocuğumuz artık Burdur'u temsil edecek. Ata sporlarına da sahip çıktık. Alaca dokumamıza sahip çıktık. Türkiye kültür Oscar'ları birincisi olarak ödül aldık Alaca dokumada. Tescil ettirdik ve bir patent sahibi olduk artık. Bu bizim patentli ürünümüz haline geldi. Engelli vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde yanında olmaya çalıştık. Huzurevi sakinlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir tık öteye götüreceğimiz projeler var önümüzdeki süreçte. Sizlerle de paylaşmak isteriz. Ve bu kentin misafiri olan çocuklar bu yıl bizim ev sahipliğimizde onların sınav döneminde 15 gün boyunca çocuklarımıza ders çalışabileceği sıcak, içinde çorbası, çayı ve poğaçası olan bir ortam hazırladık. Bizim öğrencilerimizin de Burdur'da iyi bir ortamda ders çalışabilmesini istediğimiz için bunu yaptık. Çok da çocuklarımız sevdi. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve önümüzdeki süreçte Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na inşallah bir projemiz var. Eğer bu projemiz kabul edilirse farklı bir alanda yeni bir barınağı da Burdur'umuza kazandıracağız. Aynı zamanda üniversite ve hayvan dostları derneğimizin işbirliğiyle birlikte hayvan kısırlaştırma ve tedavi protokolüne de imza attık. Ve bizim en çok önemsediğimiz işlerden birisiydi. Çünkü ben çocukluğum böyle mahallede, bahçeli evde geçti. O yer sofraları veya mahallede herkesin neyi varsa getirdiği o çamların altında yenilen akşam yemekleri veya öğleden sonra piknikleri diyelim çok keyifliydi. Biz bunu Ramazan sofralarına taşıdık. Bunun adını da gönül sofrası koyduk. Oraya sadece ihtiyaç sahiplerini getirip rencide eden değil, bizlere dostlarımızın mali destek vererek gönülle gelen yurttaşlarımızın 50 bine ulaştığı bir sayıyla bu yılı kapadık. Tam 5 yıldır yapıyoruz bu gönül sofralarımızı. Tiyatrolar getirdik, sinemalara sahip çıktık. Konser etkinliklerinde gençlerimizi birçok sanatçıyla buluşturduk. Ve Türkiye'de ilk defa ikinci kez bizim ölçeğimizde bir şehre gelmelerini sağladığımız Solo Türk'ü Burdur'a getirdik. Özel günlerimizde bunları yapmaya çalıştık. Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için bazı şampiyonalara imza attık. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi. Burdur Gölü'nün kurumaması için biz de elimizden geleni yapacağız. Bu göle su getireceğiz dedi. İnşallah. Gölümüzün kurumasına gönlümüz razı değil. Yaptığımız işler, bakın özellikle fotoğrafı koydurttum arkadaşlara. İşte göl için basketbol oynamakla, yüzmekle, konser yapmakla bu göl kurtulmaz diyenler, ne zamanki Hürriyet'in ana sayfasına manşet oldu Burdur Gölü, ki bunu biz başardık. Bunu da dün sosyal medyada birçok arkadaş paylaşmış. O zaman Burdur Gölü'nün çığlığına kulak verildi. Biz bu konuda müşteriyiz. Bundan sonrası sesini duyurduklarımızın sorumluluğundadır. Şehirler Arası Otobüs Terminalimiz, lütfen bu konuyu biraz daha dikkatle dinlemenizi sizden rica ediyorum. Bu terminal 2007 yılında yapımına başlanıyor. Türk lirası karşılığından dolara çevrildiğinde 4 milyon dolarlık bir yatırım. 4 milyon dolar. Yani bugünkü karşılığı 5 lira desek doları 20 milyon. 20 milyona ihale edilmiş. 2007'den 2011'e kadar kör topal gitmiş. %85'i tamamlanmış. %85'i tamamlandıktan sonra müteahhit işi bırakmış. Karşılıklı feshedilmiş. O gün 1,5 milyon dolara geri kalan %15'lik işi ihale edilmiş. Ne zamana kadar?
2014'e kadar. 2014 yılında seçime az bir zaman kala işte apar topar tamamlanmış, bitmiş, boyası yapılmış, teslim edilmiş. Biz göreve geldik, kesin kabulleri biz göreve geldikten bir 4-5 ay sonra yapıldı yanılmıyorsam. Ve bir süre sonra tavanı çöktü. Tavanı çöktü bu terminlerin. Bir gittik bir baktık, teknik arkadaşlar çalışmalarına başladı. 2015'in ikinci yarısından itibaren buraya bir formül bulmaya çalıştık. Nasıl düzeltebiliriz? Bir yerinden tutuyoruz, bir yeri elimizde kalıyor. Vatandaş garaja geliyor, çok özür dilerim lavaboya yetişemiyor çünkü planlama hatası var. Yemek yiyecek, yemek yerken otobüsü kaçırıyor. Çay içecek, çaycıyı buluncaya kadar otobüs anons ediyor. Şimdi burasıyla ilgili bir çalışma yaptık ve yine bizlerin 6,5 milyon lira parasına mal olacak ve toplamında 35 trilyonu bulan, artı KDV'si de var, 35 trilyonu bulan bir maliyette bu otobüs terminaline sahip oluyoruz. Çok şükür düzeltiyoruz. Bundan sonra otobüs terminali Burdur halkına sorun çıkartmayacak. Çok istemezdik. Biz buraya harcayacağımız 6,5 milyona, biraz önce gördünüz, 6.333.000 liraya Atatürk Mahallesi'nde toplam 5.000 metrekare kapalı olan bir yaşam merkezi yaptık. Ben bir projemi daha gerçekleştirmek isterdim. Şimdi çıkıp sağa sola attı tuttu diyenlere şunu sormak istiyorum. 40 trilyon borcun üstüne bu 6,5 trilyonu daha koyun. Toplam küsuratını, ıvırını zıvırını 50 milyona ben Burdur'a bu yaptıklarım kadar daha iş yapar mıydım, yapamaz mıydım? Yapamaz. 50 milyona daha iş yapar. Evet. Bilmemiz gereken başka bir şey daha. Burası Bedesten Çarşısı. Göreve geldiğimizden beri hala kesin kabulünü yapmadığımız bir yer. Çünkü yapılan işlerin çoğu eksik, çoğu yarım ve yetersiz. Bu yılın bütçesini aldık. Burayı da komple tamir edeceğiz. Aynen garajda olduğu gibi. Maalesef yine bizim cebimizden çıkacak. Ama sizlere kazandıracağız. Evet, burası kültür merkezi. Meşhur. Bir şey söylememe gerek yok. Biz baktık gördük ki burası sıkıntılı. Kültür Bakanlığı'ndan kaynak istedik. Olmadı. Bize devredin dediler. Bilabedel devrettik. 5 kuruş para almadan. Hala çivi çakılmadı, müjdeler veriliyor. Bugün yapılıyor, yarın yapılıyor. 2,5 sene geçti. Hala bekliyoruz. Evet, Cumhuriyet Meydanımız. Burada bir projemiz vardı. Yapmayı çok istedik. Fakat il özel idaresiyle bizim eski belediyemizi yıkıp yeraltı otoparkıyla kazandıracağımız bir projeydi bu. Daha işlevsel bir kent meydanını, daha bize yakışan bir kent meydanını kazandıracaktık. Maalesef il özel idare binası yarım kaldı yeni yapıldığı yerde. Onlar da taşınamadığı için inşallah teveccüh buyurur. Önümüzdeki dönemde başkanlık yapacak olursak kent meydanımızı Burdur'a yakışan bir hale getireceğiz. Evet, bu sunumu tamamladım. Bundan sonra birkaç şey daha söylemek istiyorum sizlere. Değerli hemşehrilerim, şimdi bizim tabi bu kadar parayı nasıl ödedim, bu kadar işi nasıl yaptım diye zaman zaman bazı şeyler çıkıyor. Hatta seviniyorum. Buna keşke öyle olsaydı diyorum. Yani bunu duymak da güzel. Efendim 2016'da Sayın Cumhurbaşkanımız Burdur'u ziyaret ettiğinde ben 80 milyon para sözü almışım. O para gelmiş. Bütün bunları onlarla yapıyormuşum. Böyle bir para yok. Böyle bir para yok. Bunu bilin. Sadece ben de olsam, bir başkası da olsa, kendi siyasi partilerinin belediye başkanı da olsa, İller Bankası'ndan hakkımız olan kişi başı gelir neyse onu alıyoruz. Su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve nereden topladıysak belediyenin yasal toplaması gereken onu da o kaynaklardan alıyoruz. Ve bu arada bir parantez açarak size bir şey ifade etmek istiyorum. Geldiğim günden beri geçen gün hesaplattım. Elektriğe %400'ün üzerinde zam gelmiş. Elektriğe %400'ün üzerinde zam gelmiş. Biz suya 5 yılda ne kadar zam yaptık biliyor musunuz? Sadece %32 zam yapmışız suya. 5 yılda %32. O da elektrik karşısında üretim maliyetlerimizin artması ki karşılamıyor normalde. Biz şunu söyledik. Vatandaşımızın cebinden daha fazla para çıkmasın. Eğer biz kaynakları doğru kullanır ve doğru yönetirsek biz tasarruf ederiz dedik. Nereden mi ettik? Çöp kamyonlarını değiştirdik. Daha doğrusu bizim olmayan her yıl kira bedeli ödediğimiz o çöp kamyonlarını satın alıp hizmet üreterek yaptık. Yani biz şu anda sadece çöp kamyonlarından yılda 5-6 milyon lira para kazanıyoruz. Kazanmıyoruz da bu parayı sokağa vermeyip cebimizde kalıyor.
Ve bununla hizmetimizi arttırıyoruz. Yani 5-6 milyonu 4-5 yılda çarptığınız zaman işte bu borçların nasıl ödendiğini, bu hizmet üretiminin nasıl yapıldığını, her yıl çiçeğe 2 trilyon para vermenin önüne geçerek nasıl bir sarayla neler yapılabildiğini, üreten bir belediyenin nasıl vatandaşına daha çok hizmet ettiğini biz sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Bizim vizyonumuzla, ufkumuzla ilgili bir sıkıntı yok. İnanın belki elimizde 50 yıla yetecek projemiz var. İnanın gerçekten böyle. Çünkü her gün bir yerlerde bir şeyler düşünüyoruz. Her gün gittiğimiz bir yerlerde keşke bunu da burada yapabilsek diyoruz. Ama adım adım gidiyoruz. Altyapı sorunlarını giderek, üst yapı sorunlarını gidererek ve bu kentin 0-2 yaştan başlayıp 80 yaşındaki yurttaşımıza varıncaya kadar her kesimin kendini ifade edebileceği bir ortamı bularak bu kentte mutlu olabileceği bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şu anda Türkiye'nin değil, Avrupa'nın değil, dünyanın ilk 10 kenti arasına girdi. Bu bir mucizedir. Ama bu mucize tesadüf değildir. Bu mucizeye çalıştılar, inandılar. Yılmaz hocamızla da görüşüyoruz. Yılmaz hocamızla da zaman zaman, hatta Burdur'a bir ziyaretinde de Burdur'u gezdirme fırsatı buldum. Birlikte gezdik, dolaştık. Çok beğendi. Burdur'da yapı olarak Eskişehir'e çok benzetti. Ve dedi ki, inan dedi, sevgili Ali dedi, benim dedi iki dönemde yaptığım işleri sen kendi ölçeğinde bir dönemde yapmışsın, seni tebrik ediyorum dedi. İnanın, yemin ediyorum bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ve ben bundan gurur duydum. Çünkü Yılmaz Hoca Türkiye'nin değil, artık Avrupa'nın duayeni bir insan. Dünyanın duayeni bir insan. Hedefimiz belli. Şimdi arkadaşlarım not iletti bana. Burdur Devlet Hastanesi ile ilgili. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama daha yapmak durumunda kaldı. Çünkü biz Burdur Devlet Hastanesi'nin yeriyle ilgili Burdur Belediyesi Meclisi'nde tutanaklarda mevcut. Çekincelerimizi anlattık. Dedik ki kentin tek devlet hastanesi. Kentin tek devlet hastanesi herkesin elinin uzattığı ve ortak hizmet alabildiği bir noktada olmalı dedik. Dediler ki bize, siz bu işten anlamazsınız. O da gelmeyecekti Burdur'a. Bu devlet hastanesi kimin sorunu olacaktı? İşte burada yaşayan bizlerin sorunu olacaktı. Efendim çıkmış adayımızın bir yakını diyor ki, kendi eczanesine yakın olduğu için ondan gitmesini istemiyordur dedi. Ya şimdi siyaseti bu kadar sığa indirgemeyin. Benim kapı gibi diplomam var. Ben istediğim yerde eczacılığımı yaparım. Yapmaya da bilir. Ama burada yaşayan 90 bin doğrudan yurttaşın hayatını ilgilendiren bir yatırım, önce belediye başkan ve meclisine, arkasından ilgilileri sivil toplum örgütlerine, 35 tane mahalle muhtarına ve bu kentte yaşayan insanlara sorulması gerekirdi. Bu kentin tek sorunu Gazi Caddesi'nin tek yön ya da çift yön olması değildir. Buradan siyaset üretilmez. Onun da çalışmasını yaptırdık. Onun da çalışmasını Pamukkale Üniversitesi'nden 6 ay boyunca burada tetkik yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti veren çok kıymetli profesörlerdi. Burada bir saygı sorunu var. Otoparkın yarısı boş, vatandaşımız sağ park ediyor. Ceza kessek bir türlü, kestirmesek bir türlü. Şimdi bizim birbirimize saygımızı arttıracağımız yöntemleri bulacağız. Otopark sayısını arttıracağız ve yapacağımız işler içerisinde bu yatırım var. Bir başka mevzu da TOKİ. Bunu da anlatayım. Sonra size sözü bırakayım. Biraz uzun konuştum. Affınıza sığınıyorum, sabrınıza. Teşekkür ediyorum. Şirketlerin durumu. Ondan da bahsederim. O kadar çok şey. Şimdi TOKİ ile ilgili 2015 yılında çalışmalarımıza başladık. Burdurlu bir hemşerimiz var orada, Mehmet Özçelik. TOKİ Başkan Yardımcısı. Gittik, dedik ki Mehmet abi, durum bu. Öncelikle deprem evlerinde, ardından da başka bir alanda bizim toplu konut çalışması yapmamız lazım. Oturduk masaya. Çok kolay olmadı. 328 hak sahibinin deprem evlerinde bu projeye ikna olması için başta ben bir şey söyledim. Burdur Belediyesi'ne ait 9000 metrekare araziyi bedelsiz, orada yaşayan yurttaşlarımızın 10 metrekare, 15 metrekare daha fazla metrekare ile konut alabilmesi için bedava vereceğim dedim. Hibe ettik. Evet. Biz verdik. Bu ayda meclisten kararını aldık. Vatandaşımızın vereceğimizin sözünü vermiştik. Çünkü o insanımızın insanca yaşayabileceği konutlar olmalıydı. Bu projenin başlangıcı bu şekildedir. Bu projenin sonuna gelindiğinde geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Burdur'a geldi. Burdur'a geldiğinde
Sordum özel kalem müdürümüze. Çünkü şu anda belediyelerin doğrudan bağlı olduğu tek bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Dedim ki bak valilikten ya da bakanlıktan bize davet var mı dedim. Özel kalem geri döndü. Dedi ki sayın başkanım valilik programın sadece paydaşı ama programı düzenleyenler bakanlık. Yani bakanlık Burdur Belediye Başkanlığı'nı yok saymış bu programda. Burdur Belediye Başkanı'nı davet etmediği bir Burdur programı düzenlemiş ve Burdur Belediye Başkanı'nın olmadığı bir yerde sanki buraya kayyum atandı. Sanki halkın seçtiği belediye başkanı yerinde yok. Öldü, gitti, kayboldu yurt dışında ki yerine bir adam bırakır, vekil bırakır her durumda. Buna rağmen bizi yok sayıp siyasi bir manevrayla maalesef sizler adına üzülüyorum. Gerçekten böyle. Sadece siyaseti tek taraflı düşünen bir anlayışla kendi adaylarını bakanın yanına koyup TOKİ ile ilgili müjdeyi birlikte verdiler. Ayıptır, el insaf. Bu 1885 yılında kurulan Burdur Belediye Başkanlığı'nın tüzel kimliğine hakarettir. Bu Zeynel Abidin Tonguç'a hakarettir. Bu Sabahattin Hakkaya'ya hakarettir. Bu Necdet İlgün'e hakarettir. Çetin Bozcu'ya hakarettir. Rahmetli Armağan Başkan'a hakarettir. Böyle bir şey olabilir mi? Burası çadır değil. Burası Burdur Belediyesi. Burdur Belediye Başkanlığı. Siyaseti bu kadar ucuz görmememiz gerekir. Bakın biz iktidarın muhalifi olabiliriz. Ama biz halkın iktidarıyız. Biz buraya atamayla gelmedik. Biz buraya paraşütle inmedik. Bir sandığa girdik ve sandıkta iki kişiden birinin oyunu alarak biz buraya geldik. Böyle bir siyasi anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Tersten alalım. 31 Mart'ta seçimler bitti ve ülkedeki siyasi tablo değişti. 1,5 yıla dayanmadı, bir genel seçim yapıldı ve iktidar gitti. Şimdi kim iktidar, kim muhalif oldu? Böyle bakmak gerekmez mi? Bugün iktidar partisini destekleyenlerin daha fazla vergi verdiği bir ülkede mi yaşıyoruz? İktidar partisinden olmayanların bu ülkenin geleceğine katkı koymadığı bir düzenle mi yaşıyoruz? Hepimiz eşit vergi veriyoruz. Ötekileştirmek, ayrıştırmak, yok saymak. Gerçekten bunları kabul etmek mümkün değil. Burdur'da ilk defa siyasetin dili bu kadar keskinleşiyor. Bu kadar ayrıştırıcı bir dile gidiyor. Korkuyoruz, kaygılanıyoruz ama kararımızı aldık. Hem paydaşımız olan İyi Parti, hem kendi partimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve partimizin yetkili organındaki kim varsa gençlerimiz de dahil olmak üzere 24 Haziran'da bunun provası yapıldı. 24 Haziran'da parti binamıza girip gençlik kollarındaki bir çocuğumuzun boğazı sıkıldı. Biz bu olayı büyütmemeye çalıştık. Böyle bir olaya mahal vermemek için biz bize yakışan şekilde davranmaya devam edeceğiz. Ve testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür demeye devam edeceğiz. Herkes kendine yakışanı yapacak. Biz sizlerin bize verdiği destekle, sizlerin bizi desteklemeseniz de o makamda gördüğünüz şeklinizde, o makama yakışır şekilde davranmamız nasıl gerekiyorsa öyle davranmaya da devam edeceğiz. Şirketleri hatırlattı başkanımız. Son olarak şirketlerin durumundan da bahsedeyim. Göreve geldiğimizde 5,5 milyon lira içeri girmiş bir şirket. Şirketin 5,5 milyon lirasının hesabının verilemediği bir durum ve uçan kuşa borcu olan dönemsel kredileri bitirilmiş, kredi faizlerinden başını alamayan bir şirket durumu söz konusuydu. Bugün işte o gördüğünüz Susamlık tesisini, o gördüğünüz Bimtaş tesisini, o gördüğünüz İstasyon Park tesisini, 3 tane benzinliği ve Serenler Oteli'ni işletebilir duruma döndürüldü ve kasasında şu anda parası mevcut. Biz para kazanma derdinde değiliz. Şirketler ne için vardır? Şirketler müteşebbisin yetemediği ya da müteşebbisin vatandaşın belediye olanaklarıyla hizmet görmek istediği noktada müteşebbise alternatif yaratmak için vardır. Bir denge yaratmak için vardır. Biz bunu sizler için yapmaya çalışıyoruz. Burdur Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte çocuklarını düşünen, çocuklarını kreşimize emanet edip gidebileceği düzgün kreşleri yapan, kadınımızın emeğinin para ettiği ve bu emeği öğrenip bir mesleğe dönüştürebildiği alanların yaratıldığı, ihtiyaç sahibi yaşlıların belediye olanaklarında bakıldığı ve gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutacağı spor
komplekslerini Burdur'a kazandıracağız. Bina anlamında bu çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki süreçte bu. 12 metrekareyi hedefimiz 20 metrekareye ulaştırmak. Yeşil alan anlamında. Ulaşılabilirlik noktasında kaldırımlarımızı tüm Burdur geneline yayabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve Burdur'umuzun aydınlatılmasında, vatandaşımızın konforunun arttırılmasında ne gerekiyorsa sosyal sorumluluk projesi olarak da bunları Burdur halkına kazandıracağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum sabrınızdan ötürü. Mikrofonu size bırakacağım. Evet. Talepler var değil mi? Evet. Tamam. Sen. Evet, soru sormak isteyen hemşerimiz var mı? Her şeyi anlattı mı? Buyur abi, buyur. Sayın Başkanım. Buyur. Eskiden bir trenimiz vardı, yolcu taşıyordu. Evet. Şimdi hızlı tren deneyi yok. Normal tren yok. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Evet. Teşekkür ederim. Onu da arz edeyim size. Şimdi geçenlerde Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü müdürü buraya gelmiş. Ondan da bizim haberimiz olmadı. Ona da davet etmediler bizi. Tren raylarının sökülüp şehir dışına taşınacağını ifade etmiş. Yalnız 5 gün önce de o Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nü görevden almışlar. Akıbetin ne olacağı belli değil. Bizim bir trenimiz vardı. Belki Metin amcam burada görmedim. İzmir'e birlikte çok gittik. O tren bizi burada akşam saat 11'e 20 kala alırdı. Sabah 8'i 5 geçe İzmir Basmane Garı'na indirirdi. Pamukkale Ekspresi vardı. O Pamukkale Ekspresi İstanbul'a götürürdü vatandaşımızı. Bunlar birer birer gitti. Bize hızlı tren müjdesi vermişlerdi. Vallahi o kadar hızlı ki bu tren içimizden geçiyor, haberimiz yok. İçimizden geçiyor, haberimiz yok. Şimdi bize attı tuttu diyenlere hızlı treni ben mi soruyorum? O hızlı tren nereden geçti? Ya da geçti de biz mi görmedik? Maalesef trenle ilgili büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte hızlı trenin Burdur kent merkezinden geçme ihtimali yok. Yani planları gördüm. Çabamız yok mu? Şimdi şöyle, bakın bizim çabamız hep var. Çünkü dünyanın en güvenli ulaşım sistemi, tabii dünyada bu böyle, bizde çok olduğunu söyleyemeyiz. Son zamanlarda sinyalizasyon hataları, şundan bundan bayağı yurttaşımızı kaybettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ama dünyanın en güvenli ulaşım sistemi demiryolu taşımacılığı. Biz Burdur'a bir tren yolunun bu ulusal ağa bağlanması ve hızlı tren olarak kazandırılmasını isteriz. Bu yatırımı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü Burdur birçok noktanın kesişme noktası. Bugün bir hızlı tren ağının Antalya'ya bağlanması Burdur üzerinden olacak olursa biz bunun başka katma değerlerinden de yararlanacağız. Yatırım planları sürekli değişiyor. Tam bilmiyorum ama Isparta milletvekillerinin bu konuda daha baskıcı olduğunu duyduk. Evet. Isparta milletvekilleri Isparta'ya daha yakın bir noktadan geçirilmesi için baskı yaptıklarını duyduk. Ne derece doğru bilmiyorum. Biz masanın etrafına oturup kentin geleceğini birlikte konuşabilmeyi çok istiyoruz. Yani bu kentin geleceğine ait kararları biz birlikte verelim istiyoruz. Ama bizim sadece verdiğimiz sabahları sosyal medya hesabından verilen müjdelere kulak vermek. Verebildiğimiz bu bizim. Sadece oradan müjdeleri duyuyoruz. Başka bir şey duyamıyoruz. Bu müjdeleri de çok inanın göremedik. Yani gerçekten şu şeker fabrikasının satılma sürecinde aynen de bu salondaydı. Tam da buradaydık. Şurada kürsü vardı. Kürsüden şunu söyledim. Dedim ki sayın vekillerim, ikisi de buradaydı iktidar partisinin vekillerinin. Siz yukarıdan talimat geldiği için bunu seslendiremezsiniz. Seslendiremeyebilirsiniz. Çok normaldir dedim. Ama bize müsaade edin. Biz bunun için bir kampanya başlatalım Burdur'da. Çünkü şeker fabrikası kurulduğu 1955 yılından beri bu kente çok büyük katma değer yaratmıştır. Bu kente tarımı öğretmiştir. Bu kente hayvancılığı öğretmiştir. Bu kente sanatı öğretmiştir. Bu kente birçok yeniliği şeker fabrikası sayesinde görmüştür. Tornacılığı öğretmiştir şeker fabrikası. Lastik tamirini öğretmiştir. Anlattık. Dediler ki siz bilmezsiniz bu işleri dediler. 487 milyona şeker fabrikası satıldı diye sevindiler. Bayağı da bir sevindiler. Beraber satın alan yurttaş, Konyalı vatandaş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı. Şeker fabrikamızı satın alan vatandaşımızı, işte müteşebbisimizi Cumhurbaşkanımıza takdim ettik gibi bir şey vardı herhalde altında. Böyle bir yazı vardı. Sonradan baktık gördük ki krediyi bulamamış o müteşebbis.
şeker fabrikasını almaktan vazgeçti. Ertesi gün bir baktık, gördük ki şeker fabrikasının anı defterleri karıştırılıyor. Satılmadığına bizden çok sevinmişler. Neredeyse davul zurna çalacak. Ben kendimden bir an şüphe ettim. Acaba ben satılsın mı diyordum diye. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Başkan, rayıştırın ne kadar peki? Şeker fabrikasının. Evet. Yani 487 milyona satıldı. Hayır, yani olduğu yerdeki rayış bedeli. Ha şey mi, arazi anlamında evet. mı? Yani bugün en kötü ihtimalle 1000 liradan deseniz 550 dönüm arazi var orada. Ben 600 civarında duydum. Bakın 1000 liradan hesap edin, 559 dönüm yanılmıyorsam rakamda yanılmıyorsam. Peki bunun kere nerede? Hakkın satılmasının kere vallahi, nerede? Valla bildiğimiz soruların cevabını konuşmayalım bence. Yani biz satılmasın derken bunu bir arazi rantına dönüştürülmesini istemiştik. Başkanım ben orada çalışıyorum da. Öyle mi? Tamam. Tamam sen bizden... Aslında anlatacak çok şey var. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz evet. mevzuyu. Şimdilik satılmadı. İnşallah da satılmasın. Bizim derdimiz o. Çünkü şeker fabrikası doğrudan 5000 pancar dikicisine, 1000 tane mevsimlik işçisiyle beraber orada çalışanına, 1000 tane nakliyecisine, sayısını bilmediğimiz kadar Burdur esnafına katkı veren bir fabrikadır. Orası Cumhuriyet'in fabrikasıdır. Orası bizim en büyük kazanımlarımızdan birisidir. Bugün üniversiteyi 11 kilometre öteye yaptıklarında, yapmaya karar verdiklerinde de bu kent bu öğrenciden yararlanamaz demiştik. İşte bugün karşımıza çıkan en büyük sorun öğrencinin taşıma sorunu. Ama sadece sorunu konuşacak olursak buradan gidemeyiz. Sebebini değerlendirmek lazım. Başında söyledik. Eğer bu üniversite öğrencisi yılda 15 trilyon parasını sadece yolda mazot parasına, lastik parasına harcıyor. Ve onlar da mutlu değil, taşıyan da mutlu değil, kent esnafı da mutlu değil. İşte bunları ortak masaya oturarak yapmamız gerekiyor. Yani bugün şeker fabrikasının satılıp satılmayacağına Burdur halkı karar vermeli. Çünkü Burdur halkının birçok insanının orada babasının, anasının metrekarelerce yani arazisi var belki. Oraya koyduğu katkı var. Yani bence bunları doğru yapmak gerekir. İnşallah bir daha satılmasına karar verilmez. Evet. Ben bir şey soracağım. Buyur ablacığım, buyurun. Kız Enstitüsü var hocam. Evet. İstasyonda. Gelen ölçüyor, giden ölçüyor. Orayı biz merak ettik apartmanca ne olacağını. Acaba komşuların soru ver dedi. Tamam, hemen cevabını vereyim. Şimdi Kız Enstitüsü 1945'li yıllarda kurulmuş, yanılmıyorsam. Yani yapılmış, o bina yapılmış. O binanın tescillenmesini sağladık. Aksi takdirde o bina şu anda yıkılmıştı. Ve yerine bir uygulama oteliyle bir restoran yapılacaktı oraya. Yani nedir? Turizm Meslek Lisesi yapılacaktı. Biz şunu söyledik. Bu kentin bir tarihi olmalı. Yani yık yap bir kenti komple değiştirmenin doğru bir şey olmadığını söyledik. Avrupa'ya gidiyorum. Sizler de gidiyorsunuz. Binanın tepesinde 1867 yazıyor. 250 yıllık bina yerinde duruyor. Bizim şurada 50 yıllık binaların hepsi depreme dayanıksız çıkıyor. Ondan sonra da hadi yıkalım, yerine başka bir şey yapalım. Şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün muhtesinde bir güçlendirme yapacaklarını duydum. O güçlendirmenin ardından da oraya bir uygulama oteli yapılacak. Yani bina yıkılmadan değerlendirilecek. İnşallah aslına uygun bir restorasyonla o binayı kaybetmek istemeyiz. Bir başka tescili daha yaptırdık bizim görev dönemimizde. Valilik binasını da tescil ettirdik. Valilik binamız da yıkılmayacak. O taş binamız Burdur'a yakışan binada yerinde boncuk gibi kalacak. Özür dilerim. Özür dilerim bir şey daha unuttum. Adliye binasının yıkılmasının nedeni benim. Çünkü bir yeraltı otoparkı yapılmasını istemiştim oraya. O binanın yıkılması karşılığı 6000 metrekare Adalet Vakfı'nı Adaleti Güçlendirme Vakfı'na bir arazi bağışladık. Ki o bina yıkılsın bir yeraltı otoparkı yapılsın diye. Çünkü o tarihi taş binamızın görselini bozan bir binaydı o adliye binası. Çok şükür onu yıktırdık. Önümüzdeki günlerde bir ortak işbirliği içerisinde valilik binasının etrafına bir yeraltı otoparkı kazandırabilirsek kent merkezindeki otopark sıkıntımızı da büyük ölçüde gidereceğiz. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Buyurun. Ben Memnun Osman'ın Erkan Torbay. Evet.
Mehmet abi buyur. Buyur. Şimdi ben buradan yaşamayı düşünmüyorum emekliliğimde ama İzzet abi 85-86 yaşında bilir. Dedi ki huzur evimiz var ama dedi huzur evi için bana yer var mı falan dedi. Ben dedim ki bu seçim döneminde ve yaşlılar yurdu veya huzur evi gibi bir proje gündeme alabilir miyiz? Şöyle yapacağız, yaşlı bakım evine çevirdik işimizi. Yani huzur evinden bir tık öteye götürüyoruz. Şimdi huzur evinde kriter şu Mehmet Bey, vatandaşımız kendi işini kendi görebilir durumdaysa ve kronik hastalıkları yoksa biz o hastaları, yurttaşımızı kabul ediyoruz huzur evine. Yaşlı bakım evinde ise bakıma muhtaç hastalarımız, yaşlılarımız da dahil olmak üzere böyle bir projemiz var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Köpek kulübeleri bizim en büyük sıkıntımız. Benim çocuğum 2 yaşında. Kedi ve köpek dışkısı içinde oynatmak istemiyorum ben. Hani bunun için bir projeniz var mı? Bir şey yapacak mısınız çocuklar için? Doğru. Şimdi sokak hayvanlarının veya evcil hayvanlarının bakımını da üstlenen bazı dostlarımız var. Bunu belli bir denge içerisinde götürmemiz lazım. Tabii ben onları anlıyorum. Biz asla hayvan sevmiyor, hayvan öldürelim böyle bir şey demiyoruz. Sadece çocuklarla hayvanların yaşaması. Hayır. Tamam, bunun için bir ortak çalışma yapalım. Hem veteriner hekimler odamızla, hem üniversitemizle, hem de hayvansever dostlarımızla birlikte bir tabii çalışma yani, yapalım. Bakalım, araştıralım. Neresi uygunsa, neresi uygunsa kediler için, köpekler için, çocuklardan uzak bir yere. Hani onların dışkısıyla, onların tüyleriyle aynı ortamda oynamalarını istemiyorum. Tamam. Tamam, bununla ilgili bir çalışma yapalım. Evet. Bu sıkıntımız başkanım. Duyamıyorum. İsterseniz mikrofonu uzatalım size. Hayvan barınaklarına gittim. Çok rezil bir şekilde oraya biraz hizmet verilmesini rica ediyorum sizden. Her şeyi yaptınız ama onu da yapmanızı rica ediyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha da gidemedim. Ne zaman gittiniz en son? Geçen sene. Bir daha da o zaman bir daha bir ziyarete gidin. Biraz bir düzelttik orayı. Bir daha değerlendirelim birlikte. Bir daha değerlendirelim. Sağ olun. Evet. Başka sorunuz yoksa sizleri bu kış vaktinde gönüllerin sığdığı bir yere sığdırmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni döneceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.